Merhaba, hoş geldiniz. Çocukluğumuzdan bu yana bazı batıl inançlarla büyürüz. Kimimiz fazlasıyla itibar eder bu inançlara. Kimimiz ise kendimize uğurlu geldiğini düşündüğümüz eşya, obje, rakamlar gibi tutunduğu inanışları var. Nazara inanırız örneğin, kötü enerjilerin, kötü bakışların hayatımıza etkileri var mıdır gerçekten? Uğursuzluk getirdiğine inanılan bazı unsurları kim ya da kimler hayatımıza, bilincimize yerleştiriyor? Batıl, gerçek inanca nasıl zarar veriyor? Tüm bunları bir konuşmak lazım dedik bu akşam. Ve ilahiyatçı yazar Arif Arslan'ı, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve uzman klinik psikolog Zehra Erol'u davet ettik, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan tüm bu inanışlara, gün içinde hayatımızda ne kadar çok kullanıyoruz aslında bazı şeyleri. Örneğin, kara kedi geçti uğursuzluk mudur? Şunu taktık bana uğur getirir mi? Gibi birçok inancımız var. Tüm bunların hem psikolojik açıdan değerlendireceğiz, hem inancımız açısından değerlendireceğiz ama kısacık bir reklam arasından sonra. Evet, bir konuşmak lazım. Başlıyor. O halde ilk konuyu açtığımız mevzuyla başlayalım. Ne demiştik? Batıl inançlarımız ve hurafeler demiştik. Hani çok yaygın olan bazı batıl inançlarımız vardır. Evet. Batıl diyoruz adı üstünde ama nedense inanmaktan da imtina etmiyoruz ya da uygulamaktan. İşte kara kedi örneğini vermiştim az evvel. Evet. Yoksa elden ele makas ya da bıçak kesici bir alet alındığında işte o alete şöyle bir hafif bir tükürülür sonra kullanılır gibi. İşte zarar vermesin diye. Ne bileyim, buna benzer bir sürü şey şu an aklıma gelmiyor çok ama var. Çok var. Yani, merdiven altından geçmek, gece aynaya geçmek, bakmak, işte efendime söyleyeyim tırnak kesmek gece. Kim çıkarıyor bunları? Fakat hocam, bunların şöyle, şimdi inancı çok iyi anlamak gerekiyor haddi zatında. Ayarı tutturmak gerekiyor yayından önce konuştuğumuz gibi. Bir istikrarlı bir inanç sistemine sahip olmak gerekiyor. İnanca sahip olmak gerekiyor. İnançta bir şeyler manzumesi olduğu için, davranışlar manzumesi olduğu için aynı zamanda onu da bir sistematik haline getirip de bu şuna uygun, şu şuna uygun, yani şirke uygun, batıl, doğru, tevhide uygun şeklinde onları da sınıflandırmak lazım ki bunu zaten Kur'an-ı Kerim yapmış bir. İkincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bunları hep uyarmış ashabını, ümmetini. Şirk-i serayir demiş bazılarına, bazılarına batıl inanç, yani gizli şirk demiş, bazılarına açıktan şirktir demiş. Mesela bu batıl inançların içerisinde şirk olanlar var. Haddi zatında Allah'tan başka bir tarafa imanı yönlendirme var. Dolayısıyla yani ondan fayda ya da zarar bekleme şeklinde, korku ya da ümit şeklinde bir şey olduğundan dolayı Allah'tan başka bir tarafa, tevhidden kaymış oluyorsun. Bu yüzden batıl inançlar yanlıştır, bunlara inanılmaması gerekir, bunlar aynı zamanda şirktir. Mesela Peygamberimiz aleyhisselam bu batıl inançların içerisinde belki en önemlilerinden birisini fal, kehanet gibi konularda söylüyor. Ondan sonra doğal varlıklardan, tabiat varlıklarından herhangi bir şey bekleme, bir şey umut etme, ümit etme şeklinde onlara dua etme ya da onlardan korkma ya da onlardan çekinme şeklinde bunları sınıflandırıyor. Bu yüzden puta tapıcılık, yani putlar, totemler, hep bunlar batıl inançlar sınıfına ayrılmış. Totemler de dahil, evet. Totemler de dahil. Tabii. Çünkü onlar objeleştirilmiş ilahlardır yani bir anlamda. Objeleştirilmiş ilah olur mu? Yani Hazreti Ömer'in dediği gibi, İki şeyi hatırlayınca birine güler, diğerine ağlarım diyor. İslam'dan önce kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlermiş. Ve Hazreti Ömer de böyle bir hatayı yaptığını itiraf ederek hep onu hatırladıkça diyor, işte bacağıma, entarime diyor toz değmişti. Onu babacığım, işte elbisen çamurlandı diye, tozlandı diye orayı silkeledi diyor. Az sonra kendisini gömeceğimden habersizdi, onun için çukur açıyordum diyor. Buna hep ağlarım diyor. Ömür boyu ağlamış Hazreti Ömer. Hı. Şuna da hep gülerim diyor. Bir yere giderken diyor yanımıza helvadan, hamurdan putlar yapardık diyor. Acıkınca da onları yerdik diyor. Tanrılarını, yani putlarını yiyorlarmış. Dolayısıyla bunun birisi hakikaten gülünç, öbürü de üzücü bir durumdur. Batıl inançların insanların kendilerine göre bir dayanakları olabilir belki ama
çoğunlukla insanların objeleştirmeyi seven inanç kaynaklarından oluşmaktadır bunlar. Mesela İslam'da sonsuzluktur. Her şey sonsuzlukla alakalıdır. Bakın bizim camilerimizin kubbelerine bakın, minarelerimize bakın. Hepsi sonsuzluğa uzanır ve açıktır. Yani şeyleri de ona göredir. Alem. Yok, hayır. Mimarileri de ona göredir. Yani kubbemsi şeylerdir. Hep gök kubbeyi hatırlatır. Tabii yuvarlak. Yani hep yuvarlaktır. Ama mesela bir Hristiyanlıkta, Musevilikte her şey böyle yıldızlarla, işte keskin karelerle, işaretlerle, keskin işaretlerle bezenmiştir. Bizdeki İslam aleminde özellikle çoğu batıl inançlarda mesela bizim içimizde yaşayan gayrimüslimlerden geçmiştir. Bu konuyla ilgili bir kitap hazırlamış doktora tezi olarak, doçentlik tezi olarak birisi. Ben orada okumuştum. Bunların hepsinin belgeleri de var. Yani merdiven altından geçme işte uğursuzluk getirir, gece tırnak kesme uğursuzluk getirir, işte gece aynaya bakma uğursuzluk getirir, önünden çarpılırsın, işte önünden kara kedi geçtiği zaman uğursuzluk getirir. Yani ne bileyim. Bunların batıl olduğunu aslında sıkıntı şuradan da başlıyor. Bir mantığı artık vardır bazılarının. Mesela gece tırnak kesilmesi eskiden makasla kesiliyordu. Yani bu batıl inançların çıktığı zamanlarda gece tırnak kesilmesi uğursuzluk getirebilir. Doğrudur, parmağını kesebilirsin, derin kesebilirsin. Tırnak makası da yoktu eskiden. Ya bazen bıçakla de çocukları ikna etmek için gibi. Yani böyle biraz daha üzerine katılarak, değil mi? Aynen söylemler öyle var. Gece sakız çiğneme, işte öyle yetiştirir. Öyle çiğnemiş gibi olursun falan. Evet, gibi. Yani hoşlanmadığı şeyleri bir anlamda yasaklamak için böyle bir şeyler uydurmuşlar. Tabii şimdi bunun bir de psikolojik açıdan yorumlayarak da gidelim hocam. Bazılarını da ele alalım. Mesela gece tırnak kesme böyleydi. Merdiven altından geçme de uğursuzluk getirir. Bizim çok eski programlardan birisinde denedik. Çünkü üstünde boyacı çalışıyorsa ya da boyacı boya kovasını koymuşsa ya da merdiven bir şeyi orada yukarıda dayamış onunla, yani bir seyyar bir merdivense, altından geçerken ona dürtebilirsin. Yani sen dokunabilirsin. O da sarsılır. Tepene taş düşer. Ona kalırsa oradan günlük hayatımızda düşer. Her an her şey olabilir. Olabilir de. Her şeyi belli korkularla süsleyebiliriz aslında. Tabii benim ki asıl merak ettiğim, biz bunların batıl ya da belli bir dayanağı olmadığını bildiğimiz halde inanma arzusuyla yanıp tutuşmamız. Örneğin belki ben, de öyledir. Ben bir, benim bir belki batıl inancım gerçekten yok diye biliyorum. Yani öyle hatırlıyorum ama. Mesela şu yine de bir işte. Yine de bir kara kedi önümüzden geçtiği zaman ister istemez aklıma demek ki o kadar yerleştirilmiş ki acaba mı soru işareti geliyor örneğin. Neden buna inanma? Kim yerleştiriyor ve nasıl yerleşiyor bunlar zihnimize? Şimdi zaten bazıları, demin siz bahsettiniz, doğduğumuzdan itibaren yani çevremizde görüyoruz. Annemiz yapabiliyor, ablamız yapabiliyor, kardeşimiz ya da birlikte olduğumuz sosyal çevrede duyabiliyoruz. Örneğin akşamları sakız çiğneme anneler çocuklarını söylerler bir şekilde. Ve demin şeyden bahsettiniz. Neden çocuk sakızla uyuyacak, boğazına kaçacak korkusu gibi, vardır. Tabii, gibi tabii yani. Evet, ama şöyle de bir şey var bir yandan, hayatımız bilinmezliklerle dolu. Yani yarın ne olacağını bilmiyoruz, öbür gün ne olacağını bilmiyoruz. Devam eden bir sürecimiz var ama her anda başımıza bir şey gelebilir. Bunu bir yandan biliyoruz. Böyle açıklayamadığımız durumlarda ve belirsizliklerde özellikle bundan kaçınmak amaçlı da kullanıyoruz. Başımıza olumsuz bir şey gelmesin. Kırıkı da önümüzden geçtiği zaman başımıza kötü bir şey gelecek. Yaşantı içinde tabii ki olumsuz olayları kontrol etmek isteriz. Ve başımıza gelmesin isteriz. Tabii bunlar duydukça, bildikçe karşımıza çıkan tesadüfen aslında eşleşmiş şeyler de olabilir. Her zaman bunlar demin söylediğimiz gibi olmayabilir. İrrasyonel, gerçekçi olmayan şeyler de bir yandan. Hani bazıları işte merdivenden aşağıya başımıza bir şey düşer. Ama işte iki bayram arasında evlenilmez gibi herhalde. Derler, evet. Bunun bir belki bir açıklaması olmayabilir ama tabii ki olumsuz bir şey yaşamamak adına çok yoğun bir şeyimiz var. İsteğimiz, motivasyonumuz var doğal olarak ve bunu yaratabilecek herhangi bir şeyden kaçınıyoruz. Ve kişi özellikle baktığınız zaman dıştan çabuk etkilenen,
kendini yönetmede zaman zorluk çeken ve şey yapan dışsal şeylerin kendi üzerindeki duygusal etkisi çok fazla olan kişiler bunlardan daha fazla etkileniyor. Örneğin siz bende pek fazla yok dediniz. Özellikle kendini içsel olarak yönetebilen kişilerde. Çünkü bizim iç denetim odağı ve dış denetim odağı dediğimiz bir kavram var. İç denetim odağı dediğiniz şey yaşadığınız şeylerin sebebini kendinizle ilişkilendirmeniz. Ben böyle yaptığım için bu başıma geldi ya da burada şuna dikkat etmeliyim gibi. Dış denetim ya da bugün çok güldüm herhalde ağlayacağım. Gibi bir şartlama yapıyoruz mesela. Bu söylediğiniz bu? Dıştan denetimlilik. Yani başına gelen olayın kendi dışında bir şeye dayandırıyor. Evet, bu sizin söylediğiniz içten denetimli ama orada kişinin kendini olumsuz algılaması var. Yani çok güldüm. Ben bu kadar bunun çok gülmemeliyim. Evet, aynen öyle söylediğiniz gibi. Bu evet. Kadar ki olumsuz, onun için zaten şey dedim. Kişisel olarak kendini çok yeterli ve çok olumlu algılamayan kişilerde zaten daha çok bunu görüyoruz. Çok güldüm, çok ağlayacağım. Neden ağlayasınız? Çok güldünüz. Daha çok gülebilirsiniz aslında baktığınızda. Gününüz iyi geçiyordu. Nedir bu şartlanma? Neden böyle bir şey yapıyor insan? Bu söylediğiniz... Layık görememe bir evet. Sıkıntı var burada değil mi? Burada evet. Bir soru işareti var. Bu söylediğiniz için evet. Burada çünkü kendini algılayışı olumsuz. Yani kendisiyle ilgili olumlu bir şeyler yaşadığı zaman kişi olumsuz bir şeyin geleceğine inanıyor. Güzel şeyleri kendisiyle ilişkilendirememe var aslında. İşin enteresan tarafı bu çağrışımı oluşturuyor ve gerçekleşiyor da bir taraftan. Çünkü şey var zaten bu şekilde bakarsanız olumsuz bir algılayış ve o zaman bizim takılma dediğimiz bir süreç meydana geliyor. Ondan sonra o gülmenin verdiği rahatsızlığı yaşamaya başlıyor ve gözü daha çok olumsuz şeylere kaymaya başlıyor. Kişinin kendi ne algılaması zaten olumsuz olduğunda çok gülersem çok ağlarım ya da bu benim başıma da gelir ya da nazar der. Mesela zaman zaman şununla karşılaşıyoruz. Bir çift de olabiliyor. Çok iyi anlaşıyorlar ve çok güzel bir ilişkileri var. Aman nazar değecek ilişkime diye. Mesela çok fazla insanla samimi olmamak, insanlardan uzak durmak gibi şeylere dönüşebiliyor. Bunda da mesela kendini iyi bir şeye layık görememe var. Algıda seçicilik başlıyor, kötü şeyleri aynen. Görmeye başlıyor. Kötü bakışları seçmeye başlıyor aynen vesaire. Öyle. Olumsuz bir şeyle de birleştiriyor. Örneğin o gün bunu düşündüğü an diyelim ki arkadaşı bir söz söyledi ya da bir olay yaşadı. Ben zaten bunu düşünmüştüm birleşti. Bunu bir ispat olarak kullanmaya başlıyor. Gün kötü başladı bugün akşama kadar böyle gider artık. Tırnak içinde evet. Söylüyorum bu ifade. Mesela bu da gün içinde o çağrışımları mı gerçekleştirmemizi sağlıyor? Çünkü siz zaten... Ama dediniz ki konuşmanın başında bir taraftan aslında biz olumsuzluklardan korkan ve dolayısıyla kaçınan bir yaratılışımız var, bir doğamız var. Dolayısıyla hep böyle bir şeylere tutunma ihtiyacı hissediyoruz. Ama bir taraftan da zihnimiz bize bir oyun mu oynuyor? Evet, aynen öyle. Çünkü şöyle oluyor zaten. Biz bunlardan kaçınıyoruz ama hani kaçan şey ne kadar çok kaçınır ve onu uzak durmaya çalışırsanız zihin fark etmeden ona odaklanmaya başlıyor bir müddet sonra. Çünkü orada bu kenarda köşede duran böyle bir kurt gibi düşünün onu. Sizi sürekli hafif hafif arada çıkıp böyle şey yapıyor, hatırlatıyor durumu. Siz o duruma bakmaya başlıyorsunuz ve olumsuz şeyleri kendinizle birleştirmeye başlıyorsunuz. Bu çünkü şöyle olmuyor orada. Biz bundan kaçınıyoruz bir yandan ama evet bu benim başıma gelmez. Diyebiliyorsa kişi kendine o güveni tamsa ve emin bir duruşu varsa zaten aman boş ver der geçer. Ama bu yeterlilikte hissetmiyorsa olumsuz şeylerin gelmesini önlemek amaçlı onları kontrol etmek amaçlı gözü ona takılıyor. Kontrol, bundan kurtulmak bayağı bir süreç mi gerektiriyor? Tabii bir terapi süreci gerektiriyor, bir tedavi süreci gerektirebiliyor. Herkes de var ama bu. Herkesi terapiye davet edelim. Tabii edelim ama şöyle de diyelim bir yandan. Herkes de aynı yoğunlukta değil. Yoğunluklar şimdi, fark edebiliyor mutlaka. Evet, yani, aşırılık var bir de şey var. İnançların. Yani belli bir oranda hepimizde olabilir ama çok yoğun olması problem. Çünkü şey vardır, insan çaresiz ve umutsuz hissettiği zaman fala da yönelebiliyor. Başka hani kendine umut aşılayacak şeylere de yönelebiliyor. Ama bunun dengesi önemli. Bakın bu söylediğiniz çok önemli. Birazdan bu konuya daha detaylı bakalım. Çünkü bazı dönemler vardır. Batıl toplum inançların... olarak bir saniye hocam. Toplum olarak yönelme ihtiyacı hissettiğimiz belli periyotlar var. Örneğin son dönemler dediğim şöyle bir yıllık bir periyoda, birkaç yıllık bir periyoda bakacak olursak
İnsanlarda o belli bir manevi boşluk mu oluştu ya da farklı bir boşluk mu oluştu bilmiyorum. İşte herkes belli kitaplar satmaya başladı son zamanlar. İşte kişisel gelişimler bir tavan yaptığı bir dönem olur. İşte kehanetler tavan yaptığı bir dönem olur. Ya da farklı böyle arayışlarla süslenen bir dönemler oluyor. Bu dönem de yine benzer bir dönem. Toplumsal olarak belki hem ülke hem dünya açısından global olarak yaşanan bazı sıkıntılar bireysel olarak insanları farklı arayışlara itiyor galiba. Evet. Bu da kişisel olarak mucizelere inanma isteği, kehanetlere inanma isteği, arzusu oluşturuyor. Yanıyoruz hatta bununla beraber. Şimdi hocam bu konuya birazdan dönelim. Tabii. Bu yönelişi konuşalım. Siz bir cümle söyleyecektiniz. Söyleyeceğim şey şu, batıl inançların temelinde adı üstünde inanç diyoruz. Doğru inanç vardır. Doğru inancı bulursak batıl inançlar çeker gider. Yani biz kendi şeyimizden onları temizleriz. Ondan sonra yani bunun tabii ki terapi ile de alakası olabilir ama terapi insana doğru inancı verecekse burada elbette ki faydası olur. Mutlaka faydası olur. Olmaması da mümkün değil zaten. Ama bir insanın doğru inanması demek zaten onlara hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Çünkü doğru inancı bulduğun zaman din bunu hoş görür. Bu Allah'ın rızasına uygun, bize tavsiye ettiği kitaba uygun, kitapta tavsiye ettiği emirlere, yasaklara uygun, Peygamber Efendimiz'in yaşantısına uygunsa yaparsın. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiçbir batıl inanca sahip olmamıştır. Neden? Ona vahiy geliyordu. Yanlış yaptığı zaman Allah uyarıyordu. İnsanların kendi kendilerini uyarmaları için Resulullah'ın yolunu izlemeleri lazım. Onun sünnetine tabi olmaları lazım ki yanlış inançlardan kurtulabilsin. Mesela ben öyle insanlar dinledim ki televizyonlarda gözümüzün önünde de oluyor. Bir şey oluyor, kulağını çekiyor. Ondan sonra yapıyor, tahtaya vuruyor, masaya vuruyor. Yani Allah korusun diyor bir taraftan da. Şimdi hangisi koruyacak? Allah mı koruyacak? Masa mı koruyacak? Ne koruyacak? Yani ne koruyacak seni? Şimdi bu tamamen yanlış inançtan kaynaklanan bir olaydır. Batıl inançların temelinde ya da dinen bazı şeyleri söyleyememe vardır. Ha, burada Allah taş eder diyenler de var. Allah işte şöyle yapar, sen bunu yaparsan günahtır, yanarsın. Batıl inançlar... Bu söylem de çok tehlikeli bir söylem. Tabii ki, çok, onu söyleyeceğim. Sadece toplumda işte bir takım günlük hayatımızdaki belki ibadet seviyesine bile geçmeyen şeyler değildir. Ama şu çok büyük bir şeydir. İnsan itikadını bile bozar. Ben ne yaptım ki Allah beni taş edecek? Ben böyle bir Allah'a inanmam. Benim en ufak bir hatamdan beni taş edecekse diye insanı inkara bile götürür. Onun için doğru inancı bulmak ve doğru inancı vermek lazım. Mesela bana küçükten beri benim böyle şeylere alerjim var. Birisi bana derse ki Allah taş eder. Soruyorum. Nerede yazıyor? Ya da kim taş olmuş? Yok. Hayır. Bir birinci. Nerede yazıyor? İkinci merhale o gelir. Kur'an'da var mı kardeşim? Ya bilmiyorum. Abi peygamberimizin hadislerinde var mı? Nasıl bilecek ki adam 100 bin tane hadisten ya da 200 bin tane hadisten hepsini tarayıp bana bir cevap vermesi mümkün mü? Yok, bilmiyorum. O zaman bilmiyorsan konuşma. Allah insanı taş etmeye meraklı değil. O insanı insan olarak yaratmıştır ve ona şeref kazandırmış, tekrim etmiş. Yani onu mahlukatın üstünde bir varlık olarak yaratmış. Allah-u Teala'nın seni cezalandırmak için elinde bir copla bir polis memuru ya da şimdi daha etkin silahlarıyla bir polis memuru ya da efendime söyleyeyim sana ceza yazan elinde bir şeyle bir zabıta memuru gibi Allah yok. Böyle bir Allah yok. Allah'ı bu hale düşüremezsin. Böyle bir Allah yok. Senin her şeyinle ilgilenen, şefkat gösteren, merhamet gösteren bir Allah var. Doğru inancı bulmak lazım o zaman. Yani insanlara şimdi, bilmediğim şeyleri Allah söylememek eşittir, lazım. Korku gibi bir inançla yetişen yani bir öyle oluyor bir anlamda. Toplumdan da söz ediyoruz aynı mesela zamanda. Bir sana, korkulacak şey olarak. Değil. Allah'tan tabii ki onun sevgisini kaybetmemek, bize olan ikram, inam, ihsan gibi birçok nimetlerini inkar etmeme, nankörlük etmeme babında ondan korkabilirsin, sakınabilirsin. Bu Kur'an'da emredilir. Lezzetli bir korkudur bu. Yani öbür türlü işte sana bir tokat atıp da darılan, çekip giden, bir daha senin yüzüne bakmayan, seni sildim ben diyen bir Allah yok. Yok, buyla tehdit eden bir değil. Bir anne gibi düşünmek lazım Allah-u Teala'yı. Anne evladına tokadı atar ama alır, sonra da bağrına basar. Yani o çocuk ağlayacak olursa gözyaşlarını siler. Kıyamam ben sana yavrum der, bağrına basar. Yani
Böyle bir Allah-u Teala rahmetim gazabımı geçmiştir buyurmak. İnne rahmeti sebekat ala gazabi. Gazabıma üstündür diyor, galip gelmiştir diyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı böyle tanıtmak gerekir. Hatta o kadar diyor ki Allah Celle Celaluhu bu konuda bize. Yani İslam dininin adını sevgi dini koysanız doğrudur. Zaten sevgi dini İslam, silim, selam, emniyet, güven, esenlik anlamına geliyor. Bunun temelinde de sevgi vardır. Ben mahlukatı sevdim de yarattım diyor Allah Celle Celaluhu zaten. Bu yüzden düzgün inanmak yetiyor haddi zatında. Yani tabii ki psikolojisi de insanların zaman zaman yanlış inandığı şeylerden dolayı bozulabilir. Şimdi onları da Kur'an-ı Kerim tedavi kitap etmek ayrı bize bir tabii konu. Çok önemli bir rehber hayatımızdaki yolculukta mutlaka ahlakımızı ya da yaşam şeklimizi belirlememiz açısından çok önemli bir rehber. Ama ilim dünyanın öbür ucunda olsa gidin alın diyen bir kitabımız var aynı zamanda. Tabii, dolayısıyla tabii. İlim, bilim bize şifreler veriyor. Bu şifreleri takip ederek doğru yolu bulmamız açısından aynen. Çok önemli aynen. Notalar veriyor. Aynen. Şimdi her ikisini ya da şu bir konuşmak lazım da genelde her mevzuyu üç boyutlu olarak ele almamızın nedeni de bundan. Budur. Birçok yolu vardır. Sonuç doğruyu bulmaktır. Tabii ki. Şimdi az önce dedik ki batıl inançlar. Bir de şu vardır. Bazı şeylere, objelere, eşyalara uğur atfetmek. Doğru. İşte bu kolyeyi takıyorum sınava girerken bu bana uğur getiriyor. Ya da işte şu tokayı takıyorum da bana iyi geliyor gibi var mıdır, bir inanç. Yok mudur? Var uğur mıdır ve yok uğursuzluk. Mudur? Uğur ve uğursuzluk var mıdır? Peygamber Efendimiz yoktur diyor. Şimdi uğur olsaydı diyor insana mutluluk veren kadın da evde binekte olurdu diyor. Ama uğur diye bir şey yoktur. Uğursuzluk çünkü uğur dediğin zaman eşya zıttıyla bilinir. Evrende böyledir. Her yerde böyledir. Eşya zıttıyla bilindiğinden dolayı uğurun karşısına uğursuzluk koyacaksın. Uğursuzluk olsaydı da şunda olurdu, şunda olurdu diyor. Peki nedir? O zaman iyiye yormak var. Efendimiz Aleyhisselam tefeül buyuruyor. Tefeül, feili severim diyor. Bizdeki fal gibi kelimenin ifade ettiği mana. Fakat sahabi şaşırıyor. Tefeül nedir ya Resulallah diyor. İnsanın duymak istediği güzel sözdür. Yaptığı güzel yorumdur diyor. Mesela. Şimdi güzel bir yere gideceksin. Hani sağ tarafından kalkacaksın. Neşeli başlayacaksın güne ki sen de bundan sonrasını neşeli geçirebilesin. Demin siz söylediniz, ben araya girmedim, girmek istemedim. Ağlamak illa gülmekle olmaz. Yani onun tersi orada çıkmaz hemen. Mesela gülüyorum, işte eğleniyoruz, neşeleniyoruz, illa bunun sonunda ağlayacağız. Böyle bir kural yok. İslam dininde müminin daima zinde neşeli olması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yüzünde daima tebessüm olması, insanlarla diyalog içerisinde olması. Peygamberimiz hayvanlara bile selam vermiş. Onların bile halini hatırını sormuş. Onları bile dinlemiş. İnsanlara, çocuklar, oynayan çocuklarla beraber gitmiş, oynamış. Onlara iştirak etmiş. Yani hayatla iç içe olmak, kopmadan, kendi içine çekilip, kapanıp. Mutlu olmak yani. Aynen, düşünmeden. Zaten din, bakın Ayla Hanım bunun altını çizin lütfen, çizilsin, herkes de çizsin bunu, hayatına da bunu prensip edinsin. Din insanların mutluluğu için indirilmiştir, gönderilmiştir. Eğer bir din seni mutlu etmiyorsa sen o dini anlamamışsın demektir. O dini anlayacaksın çünkü din insanların mutluluğu için gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz anlamadılarsa anlatılsın diye göndermiştir. 124 bin peygamber de keza öyle. Gene anlamadılar ya da anladılar ama benden sonrakilere anlatamazlar, unutmasınlar diye kitaplarla kayıt altına alınmıştır. Kitapta nerede var? Siz gülerseniz ben sizi ağlatırım, sizin canınızı okurum diye. Bizim kitabımızda var mı böyle bir şey? Sadece kafirlere karşı Kur'an-ı Kerim geldiğinde Peygamberimizin getirdiği, okuduğu ayet-i kerimelere karşı Necm suresinde gülen alaya alan bir takım müşrikler olmuş. Evet. Onun için bu diyor, bu yüce kelam mı sizin tuhafınıza gidiyor? Buna diyor, buna mı gülüyorsunuz? Buna mı gülüyorsunuz diyor? Siz diyor az çok gülüyorsunuz, az ağlıyorsunuz. Ama yaptıklarınız yüzünden başka bir surede felyedhakû galîlen velyebkû kesîran bimâ kânû yeksibûn. Kazandığınız o kadar kötü şeyler var ki, o kadar günahlar var ki, Allah'a o kadar iftira ettiniz ki, Hazreti Muhammed'e o kadar zulmettiniz ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunlara karşılık olarak yaptığı, işlediğiniz, kazandığınız günahlara bedel olarak artık az gülüp
çok ağlayın diyor. Orada onlara söylüyor ama burada müşriklere söylüyor. Zulmedenlere söylüyor, kafirlere, zalimlere söylüyor. Müminlere söylemiyor bunu. Onun için mümin daima hayatını zinde yaşamalı. Zinde yaşamalıdır. Zinde peki, yaşamak için de mutlu olmalı, neşeli olmalı, huzurlu olmalıdır. Buradan evet farklı konulara geçtik ama eşya, obje vesaire herhangi bir şeye uğur ya da uğursuzluk atfetmek mesela, batıl inançtır diyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'de var bazılarını söyleyeceğim diyor size. Diyor muyuz? Diyoruz. Diyoruz, var. Diyoruz. Peki az önce dediniz ki Peygamber Efendimiz işte hayvanlara bile selam verirdi. Yani. Onu dedikten sonra şöyle bir şey geldi aklıma. Yine batıl mıdır değil midir, doğru mudur değil midir size sormak istiyorum. Buyurun. Odaya girdiniz, evinize girdiniz. Eviniz boş, kimse yok. Selam veriniz. Hadis, sünnet, esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyeceksiniz orada. Bu evdeki gayıp varlıklara, görünmeyen varlıklara selam veriyorsunuz. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diyeceksiniz. Besmele ile girip bu selamı vereceksiniz. Sünnettir bu. İyi oldu hatırlattığınız. Herkes evine girdiğinde insan yoksa bile esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Neden bunu diyoruz? Çünkü orada mesela ayet vardır, Kur'an vardır, kitap vardır, nimet vardır. Ve onların bekçiliğini yapan manevi varlıklar vardır. Melekler vardır, ruhaniler vardır. Onun için selam verirseniz aynı zamanda bu bir destur, bir parola ifade ediyor. Orada kötü varlıklar bile olsa sizden çekinip uzaklaşıyor ve size zarar veremiyorlar. Yani tabii illaki bizim gözle gördüğümüz varlıklar olması gerekmiyor her şeyde. Yani illa selam vermek için öyle bir varlık gerekmiyor. Şart değil. Kainat bizim görmediğimiz nice varlıklarda milyonlarca, milyarlarca, belki trilyonlarca varlıklarla dolu. Çünkü paralel evrenler var. Biz paralel evren dediğimiz şey belki bizim hemen yanımızda. Hemen işte efendim şuramızda, buramızda. Bir sürü şeyler var. Kanıtlanamadı falan diyorlar ama boyut olarak ifade ediliyor. 5. boyut, 6. boyut, 7. boyuta kadar uzayabileceğini söylüyorlar bu boyutların. Söylüyorlar derken niye? Bilim adamları söylüyorlar. Bilim adamları söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de benzer ifadeler var. Kur'an-ı Kerim'de zaten 18 bin alem var. Hayla Hanım. Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillahi rabbil alemin var. Burada sınırı bile yok. O kadar ki çoğul, yani büyük alimler 18 bin alem olduğunu söylemişler. Ama burada sınır bile yok. Ve me erselneke illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere. Alemeyn demiyor. İki aleme, dünya ve ahirete diyebilirdi. Alemin diyor ve çoğul ifade ediyor. Alemler. Ne kadar alem var? Biz bilmiyoruz bunları. Onun için eskiler 18 bin alem var demişler ama ondan da fazladır bence. Daha da fazladır yani. Peki, uğursuzluk mevzusuna bir de şu açıdan bakalım. Gerçekten bu işte bu bardak bana uğur getiriyor yayına çıktığım zaman. Öyle bir şey yok da. Örnek olsun diye söylüyorum. İçinde su var. Boğazınız tıkanırsa suyunu içerseniz işte sizin için uğur olur. Bunun uğur vardır, bana uğur getirdiğine yoktur. İnanmak. Bunun bana iyi geleceği anlamına geliyor mu? Düşünce biçiminizden bahsediyorsunuz. Algılayış şeklinizden tabii. Bahsediyoruz aslında bunu sorduğunuz. Yönetiyor mu düşünce şeklim beni? Evet. Bedenimi yönetiyor evet. Mu? Çünkü zaten şöyle bir şey var. Yani düşünce biçimimiz davranışlarımız üzerinde etkilidir ve hissiyatımızda da etkilidir. Yani düşünce olarak siz olumlu bakmaya çalıştığınız zaman o aslında daha motive olmanızı, belli bir enerji yüklemenizi ve onun sonucunda da daha iyi ve emin hareket etmenizi sağlar. Ve iyi hissedersiniz doğal olarak. Ama tabii şöyle bir şey var. Hayatımızdaki her şeyi yönlendiremiyoruz ya da yönetemiyoruz. Orada da baktığınızda siz eğer bununla çıkıyorsunuz diye diyelim ki bugün yine bardağınızla çıktınız ama olumsuz bir şey oldu. O zaman da buna aşırıya kaçtığınızda şöyle bir şey oluyor. Olumlu düşündüm ama gerçekleşmedi. Yani bir algıya da sebep oluyor. Bu beraberinde birçok negatifliği de beraberinde mi getirebilir? Evet, getirebiliyor. Tehlikesi bu. Evet, aynen öyle. Yani olumsuz bir yanı da var. Onun için bir şeye bağlıyor olmak, kendi dışımızda bir şeyle ilişkilendirmek, oradaki iyi hissetmeyi, olumlu hissetmeyi, buna bağlıyor olmak. Zaman zaman tabii özellikle çok mutsuz olduğumuz, yani siz
epey bir şeyden bahsettiniz. Gündelik yaşamdaki olumsuzluklardan, örneğin depremler, facialar, afetler. Böyle dönemlerde zaten kendimize mutsuz hissediyoruz. Çünkü birçok uyaran alıyoruz çevreden. İşte televizyonlardan, insanlar bunu konuşuyor, olumsuzluklardan bahsediyor. Doğal olarak, toplumsal olarak bir kaygı da oluşturuyor bu. Hani gelecekle ilgili ne olacak, başımıza ne gelecek? Ve bununla ilgili çok fazla konuşulduğu zaman, gündemde olduğu zaman insanlar bir araya geldiklerinde olumlu şeyler düşünmek, olumlu şeyler hissetmek istiyorlar. Bu bazen kişi olumsuz dönemlerden geçtiğinde de olabiliyor. İş kaybı gibi, ilişki kaybı gibi, ard arda olaylar yaşandığında da. O noktada da işte bir takım eşyalar, işte bir takım malzemeler kullanarak kendilerini iyi hissetmeye yönelebiliyorlar. Çünkü şu duygu olabiliyor kişide. Yani ben bu durumlarla baş edemeyeceğim. Özellikle çok yoğun yaşadığı zaman baş edemeyeceğim algısı oluşabiliyor. Tabii burada bireysel özellikler de çok önemli. Çünkü herkes de o şekilde olmuyor. Daha çok arda arda olayların gelmesi etkili olduğu gibi bir de bireysel farklılıklar var. Bazen kişinin kendinde hani o gücü hissetmemesi, bir takım şeylerin dıştan desteklere ihtiyaç duyması. Hepimiz zaman zaman dıştan desteklere ihtiyaç duyuyoruz. Biz buna sosyal ağlar diyoruz. Arkadaşınız olabilir, anneniz olabilir. Özellikle zor zamanlarda destek ihtiyacı duyabiliyoruz. Ama bazen anlaşılmadığımızı ya da destekleri yeterli olmadığını hissettiğimiz zaman da mucizevi inanışlara yönelmeye çalışıyoruz öyle. Değil mi? Evet. Aynen. Şimdi öyle. Şimdi program başında da konuştuk. Birkaç not almışım buraya. Kendini gerçekleştirme durumundan bahsettik. Evet. Örneğin ben buna olumluluk atfettim. Program boyunca bu yanımda durursa program güzel akıcı geçiyor örneğin. Evet. Ya da birleştiriyorsun. İşte birleştiriyorum. Bu kendini gerçekleştirme durumuna sebep bir örnek oluyor. Mi? Evet. Ama biz daha çok bunun rastladığımız olumsuzluklar olabiliyor çoğunlukla. Çünkü olumsuz düşüncede kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz durum var. Siz bir olumsuz durumun başınıza geleceğinize inanırsınız. Örneğin bardağı aldınız, eyvah düşüreceğim ben dersiniz bunu. Ve düşer. Ve düşer. Çünkü o düşünce zihninizde takılıyordur. Ya da demin bahsettiğiniz gibi algıda seçicilik olabilir. Yani olumsuz şeyleri görüyor olma olabilir. Mesela algıda seçiciliğiniz varsa, olumsuz şeyleri görüyorsanız, o iç sıkıntısını yarattığı şeyden kurtulmak için de demin söylediğiniz gibi olumlu bir şeye de atıfta bulunabilirsiniz. Sen iyice içiniz sıkıldığı zaman şu nazar boncuğunu takayım da işte bu nazarımı alsın gibi bir şey de önerebilirsiniz. Çok önemli bir konu. Şimdi az evvel dediniz ki işte nazara inanır insan ya da aslında çok iyi mutlu bir çift vardır fakat aman bize nazar değer diye bunu kimseyle paylaşmak istemez. Nitekim paylaştığında da bir olumsuzluk yaşadıklarında bunun nazardan kaynaklandığını evet. düşünür. Ama halbuki bizim orada bir algıda seçiciliğimiz devreye girer gibi bir şey söylediniz. Kaçınmalar da vardır. Yani sosyal ortamlarda orada bir davranış boyutu da var. Örneğin eskiden 10 kişiyle geziyorsun, 3 kişiyle, güvendiği 3 kişiyle geçer. Bir seçim de yapar. Geçmeye evet. başlar, gezmeye başlar. Fakat bu da neticede ruhsal ya da davranışsal başka negatiflikleri beraberinde getirdiği evet. için zaten o olumsuzlukları yaşar diyorsunuz. Evet. Peki hocam nazar var mıdır? Şimdi nazar var da ben şuradan bir hadis-i şerif okuyayım size. Resulullah Aleyhisselam Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste bir ihtiyacını görmek üzere yola çıktığı zaman ya Reşid, uğurlar olsun, ya Necih, hayırlı muvaffakiyetler temennilerinde bulunmaktan ya da bunları işitmekten hoşlanırdı diyor. Artı hoşuna giden bir kelime işitince amin dediğin çıksın. Allah muradını versin manasında olmak üzere senin uğrunu kendi ağzından işittik diye. Efendimiz güzel şeylerde bir uğurlu olma hali, buna tefeül diyor, hayra yorma. Demin ifade ettim ama üstüne fazla durmadığımız için şey yapmadım. Bir mesela insanlarla tanışınca isimlerini sorardı Efendimiz. Evet. İsminden hoşlanmazsa yüzünden belli olur, onu oracıkta değiştirirdi. Mesela Nezir ismini gördüğünde Efendimiz hep değiştirmiş. Niye Nezir? Senin adın Beşir olsun demiş. Nezir korkutucu demek, Beşir müjdeleyici demek. Mesela bu kadar yani. Habise çok vardır Araplarda. Akre İbni Habise gibi, Habise gibi, Habise gibi isimler var. Pis demek ya da yani belki uğursuz anlamına gelen bir isim.
Hayır demiş Efendimiz, Cemile senin adın demiş. Yani Cemile olarak değiştirmiş. Daha orada değiştirmiş. Ondan sonra da bana bu ismi Resulullah koydu diye ömür boyu o isimle kendisine çağırttırmış. Bu Yahudilerde de var, Musevilerde de var. Bunu ayrıca söyleyeceğim. Uğursuzluk bir Müslümanı yolundan alıkoymasın diyor gene bir hadis-i şerifte. Uğursuzluk korkusu ya da düşüncesi. Urve İbni Amir el-Kureşi'den rivayet olunan bir hadis-i şerif bu. Biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman şu duayı okusun. Allah'ım hayrı ancak sen verebilirsin, kötülüğü de ancak sen defedebilirsin. İbadet, çalışma, korunma vesaire için muhtaç olduğumuz güç ve kuvvetle la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ya da illa ent buyurmuş. Ancak sendendir, sendedir, sana aittir şeklinde. Mesela Anadolu'da var. Cuma günü, salı günü iş yapılmaz. Salı sallanır. Cuma işte ibadet günüdür. Çarşamba çarşafa dolanır. Falan. Perşembe şu olur, bu olur. Yani hep... Bizim çalışma isteğimiz yok belli ki. Baykuş, ben hala bunları biliyorum. Baykuş. Baykuş bir damın başında öterse ya da konarsa o evden bir cenaze çıkacak. Evet. Yok böyle bir şey. Ya da baykuş görmesin gülerken sizi, dişleriniz dökülür. Gibi. Araplarda da mesela varmış sabahları kuş şeyde Maide suresinin 90-91. Ayetlerinde bunlar anlatılıyor. Vel ezlam şeklinde anlatılıyor. Yani fal okları, kendilerine nasip aradığınız fal okları var. Artı uğursuzluk saydıkları şeyler de buradan çıkıyor. Mesela innemel kanu vel mesir vel ensabü vel ezlam rizcüm min ameli şeytan. Bunları şeytanın amellerinden sayıyor. İçki, kumar, kendileriyle nasip aradığınız fal okları, zarlar vesaireler vesaireler. Şeytan işi birer pisliktir diyor. Şimdi, uğursuzluk konusunda Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir şey duyduğunda uğure yorması söz konusu daima. Mesela Hudeybiye gibi çok önemli bir savaşta müşriklerin, Mekkelilerin peygamberimizi tarih sahnesinden silmeye çalıştıkları bir yerde Süheyl İbni Amr'ı anlaşmak için göndermeleri Efendimizin tefeül yapmasına sebep olmuş. İşiniz kolaylaştı demiş. Süheyl kolaycık demek. Kelimenin manası olarak. Ya adamın ismiyle de tefeülde bulunmuş. Onun için bu tür şeyler hep bizim tarafımızdan hanımefendinin de söylediği gibi psikolojik olarak algılanma biçimine bağlıdır. Algılanma biçimiyle ya da onu yaşama biçimine bağlıdır. Olumlu algıyı en azından telkin ediyor değil mi? Onun için mesela nazar da bunlardan birisidir. Bana, nazara gelmeden hemen bir saniye. Var nazar onu söyleyeyim. Nazara gireceğiz şimdi. Evet, enerji buyurun. Diye konuşuyoruz ya son zamanlarda. Hani enerji. Onun adı, tıbbi pozitif adı enerji. Oldu şimdi işte. Aynen, doğru. Pozitif enerji, negatif enerji ama bu işte biz nazar diye öğrendik çocukluğumuzdan beri. Nazar haktır ama. Tamam. Gerçekten o gözle yapılan bir olay. Oraya geleceğiz. Demek ki bir enerjiden söz etmek mümkün o anlamda. Düşünce ve uğursuzluk demişken orayı noktalamadan evvel düşünce o kadar güçlü bir şey midir? Bedeni etkileyebilen bir şey midir? Yani onu sormak istiyorum. Tabii. Örneğin ben hastayım. Tamam, üçüncü gün hastasın. O gün hastası. Bu gerçekten bedeni etkileyebilecek kadar kuvvetli bir şeyden mi bahsediyoruz? Evet, düşünce, duygu ve davranışı etkiler. Bizim batın inançlar dediğimiz zaman obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz bir rahatsızlık var. Tekrarlayan davranışlarda bulunma. Bunda da mesela kişinin bu demin söylediğim gibi nazara inanmadan devam ediyorduk. Ondan örnek vereyim. Eğer kişi bu düşünce zihnine çok rahatsız edici bir şekilde geldiği zaman işte nazara uğrayacağım. Demin söylediğim gibi sosyal ortamlardan kaçınma, işte bunu avartır dışarı çıkmama, iş ortamında örneğin insanlara yaşadıklarından çok bahsetmeme, bütün bunları biz kaçınma diyoruz. Bunu yapıyorsa, bütün bunları yapıyorsa bir rahatsızlık şeklini almıştır artık. Orada bir rahatsızlık söz konusudur. Ama bu kadar biz ona şey diyoruz, istenmeyen düşünceler ve buna bağlı olarak gelişen davranışlar. Ama tabii şeyin başında söylediğim gibi düşünce dediğimiz şey bizim bakış açımız ve bakış açımız eğer çok kaygı ve olumsuz düşünceye dönüştürüyorsa vücutta bir takım tabii ki stres hormonları salgılanıyor ve bu stres hormonları eğer düşünce biçiminiz olumsuzsa tabii daha çok üzüntü şeklinde kaygılı düşünüyorsanız da o zaman bedende bir takım belirtileri neden olabiliyor. Mesela terleme, kaslarda gerilme. Ondan sonra aşırı hareketlilik kaygıdan dolayı. Ve bütün bunlar olduğu zaman kişi bunları yönetemediğinde de aynı döngünün içinde tekrarlayabiliyor. Onun
Onun için düşünce biçiminiz üzerinde çalışılması gereken bir şeydir. Bakış açımız bizim davranışlarımızı yönlendirir ve o davranışları yapmamıza sebep olur aslında. Ve onun için bazen davranışları değiştirerek de düşünce biçimimizi değiştiriyoruz. Bazen düşünceler üzerinde de çalışıyoruz ama düşünce üzerinde çalışmak biraz daha uzun soluklu bir şey. O da çok erken yaştan itibaren bütün bunlar pekiştiği için zamanla bir iki geri bildirimle bazı şeyleri göstermekle çok kolay esneyecek bir süreç değil. Uzun süre çalışmayı gerektiren bir süreçtir. Kişinin kendi çabasıyla da doğru orantılı. Aynen mutlaka. Öyle. Yani farkındalığınızla ilişkili. Yani benim böyle bakış açımda bir sıkıntım var. Olumsuz neden? Düşünen insanların başına daha mı çok olumsuz şeyler gelir? Daha çok olumsuz şeyler diyebiliriz. Çünkü şundan dolayı siz zaten olumsuz bakıyorsanız mesela ondan daha kötü ne olabilir? Her şey olumsuzdur ona göre değil mi? Yani, hayır, insana ondan daha kötü ne olabilir zaten? Dışarıya çıkmak ceza var mı? Dışarı çıkmak, insanlarla bir arada olmak, sosyal yaşama katılmak bunlar bir müddet sonra zaten istemezsiniz. Kendi başınızda iç dünyanızda sıkıntı yaşamaya başlarsınız. Hapsetmişsin kendini. Yani şey çok önemli bu şeylerde, inançlarda kendinizi nasıl algıladığınız ve nasıl gördüğünüz çok önemli. Hı hı. Bunun sebebi de temelde şu, siz çok erken yaştan itibaren bunları öğrendiğimiz için annenin ve babanın çocuğa kendiyle ilgili bir algılama oluşturuyor. Bu algılamada kişi kendini olumlu algılıyorsa hayatı da olumlu algılamaya başlıyor. Hı. Ama kişi kendini olumsuz algılıyorsa hayatı da olumsuz algılıyor, ilişkilerini de olumsuz algılıyor, eşyayı da olumsuz algılıyor. Bu olumlu bakma, olumlu düşünme eğilimini telkin etme, hı, ya da bir polyanlacı bakış açısı oluşturma mı? Yani Pollyanna hani hepimizin, hı hı, bildiği çok kanıksadığı bir hikaye olduğu, evet, için söylüyorum ama Pollyannacılık mı? Değil. Değil. Hayır. Bu diğer uç. Yani her olan kötü olaydan bir olumlu taraf çıkarma, hayır, durumu değil aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Biz burada bir denge var. Yaşadığınız şeyleri daha gerçekçi değerlendirmekten bahsediyoruz. Çünkü diğer uca kaydığınızda da yaşadığınız her şeyden de olumlu bir sonuç çıkarırsanız sınır oluşturamazsınız ve problemlere girmek. Bir sonraki adıma geçemezsiniz. Aynen, problemleri göremezsiniz ve sürekli polyanlacılık ya da pembe bakıyor olmak bir müddet sonra yaşadığınız olumsuzluklarda da tölere ede ede bir miktar sonra hayal kırıklıkları oluşmasına sebep oluyor ve kişi kendini ama ben böyle baka baka bunu da yaşamışızdır. Zaman zaman danışanlarımızda görüyoruz. Ben de hani aslında olumlu bakıyordum ama bu benim başıma geldi. Neden geldi? Uca kaydığınız zaman olumsuzu ve tedbir almanız gereken şeyi de göremezsiniz. Hmm. Onun için tedbir alabilmek için de hayatınızda olduğu gibi görmek çok önemli. Hmm. Olumsuz bir şey yaşıyorsanız da bazen çok olumsuz dönemler olabilir. Örneğin hani yeni Soma faciası oldu. Oradaki insanlar bir travmatik dönemden geçiyorlar. Yas yaşıyorlar. Böyle dönemlerde de sosyal destekler çok önemli ama o duyguyu da yaşıyor olmak gerekir. Olumlu yası tutmak gerekiyor, bir şekilde. Evet, aynen o öyle. Yas dönemini yaşamak, evet, gerekiyor. Çünkü belki bu şekilde paylaşarak iki kişiyle, üç kişiyle, aynen toplumsal öyle olarak bu acıyı paylaşarak aslında acınıza şahit tutmuş oluyorsunuz, evet, bir nevi. Ve o şahitle o acıyı bastırmış, paylaşıyorsunuz acıyı. Yani zaten paylaşma çok önemli o anlamda. İstesen de onu geçemezsin, onu yaşayacaksın, bu bir. Ama Can Yücel'in dediği gibi önce kendine günaydın diyeceksin sabah kalktığında. Sonra aynaya. Sonra ağaçlara, taşlara, kuşlara, konu komşu, Ahmet Efendi, fırıncı, berber, boyacı kim varsa bir günaydın. Neden? Bediüzzaman'ın dediği gibi güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Güzel görmeyen, efendim pozitif bakmayan güzel göremez zaten. İyi bakmayan, en çirkinde bile bir güzel taraf görmek gerekiyor. En kötüde bile bir iyi taraf görmek gerekiyor. Neden? Sen hep boş tarafına bakarsan bardağın susuz kalırsın. Dolu tarafına da bakacaksın ki oradan biraz su içebilesin. Ama boş tarafını da göreceksin bir boş taraftan. Boş tarafını zaten görüyorsun. Olay sana kendisini kanıtlıyor, gösteriyor. Ben buradayım diyor. Ama sen mesela Mevlana'nın çok güzel bir kıssası vardır. Ben hep anlatırım. Hı. Birlikte müritleriyle beraber dışarıya gezmeye çıkmışlar. Bir tane ölmüş köpek leşinin üzerine denk gelmişler. Herkes burnunu tutmuş. Mevlana ne kadar güzel dişleri varmış diye dişlerine işaret ediyor. Budur yani. O
o kötülüklerin içerisinde, o kokuların içerisinde, o pisliklerin içerisinde bile o güzel dişleri görebilmektir. Yani her şeyde mutlaka Kur'an-ı Kerim diyor ya zaten bize. Yani o konuyla ilgili olarak söyleyeyim. Yani belki konumuz değil ama. Ase en tekrahu şeyen ve hayrun lekum ve ase en tuhibbu şeyen ve şerrun lekum. Olur ki sen bir şeyi kötü zannedersin, onda hayır vardır. Senin için hayır vardır. Ase en tekrahu şeyen ve hayrun lekum diyor. Sizin için diyor hayır vardır. İyi, hayır zannedersiniz, şer vardır diyor. Yani bilemezsiniz siz. Onun neticesi itibariyle olaylara bakmak lazım. Hayat bildiğiniz gibi sürprizlerle doludur. Her an her şey olabilir. Demin siz söylediniz başta. Bir dakika sonrasında plan yaparken bilmiyoruz. Her şey bir anda ona göre yani mutlu yaşa hayatı bulunduğun gün bilir. Pozitif algı oluşacak dünkü, ama bir taraftan tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Tabii evet. Dünkü gün elimizden çıktı. Hatta bir saat öncesi çıktı. Milyarlar, trilyarlar versen geri getiremezsin. Yarın da gelmedi. Onun için düne bakıp üzülmek, yarına bakıp endişelenmek yerine hayatı bulunduğun gün, hatta an bileceksin. Bunu söylüyoruz hocam da dile kolay, dinlen bir şey var. Yok, hani, yapılabiliyor. Dile kolay. Yapılması yapılabiliyor, hani, ben belki denerim. Belli zaman aralıklarında bunu hani pilot zaman aralıklarında yapmayı başarmışızdır. Evet. Ama bir süre sonra yine insan özüne dönüyor. Yani köklü bir süreç de bunu tedavi edemezsek kendi kendimize hani tedavi bakın, diyorum. Bunlar hepsi. Bunu hayatımıza yerleştiremezsek. Aslında. Bir de bulaşıcıdır derler ya. Hani duygular bulaşıcıdır. Bulaşıcı gerçekten. Aslında hanımefendiyle aynı şeyleri söylüyoruz. Hı hı. Gelip görüp inanca dayanıyor. Hatırlarsanız birkaç hafta önce burada Masaru Imatu'nun su deneyini konuşmuştuk. Defalarca konuştuk. Çünkü. Onu. İnsan da sudan yaratılmıştır. İbarettir hatta dediğiniz gibi. Ve cealne minel maikulle şeyin ayeti bir tarafa diyor ki biz canlı olan her şeyi sudan yarattık. İnsanda da bu artık bugün tıbben de bilim olarak da bilinen, ölçülebilen bir şey. Suya söylediğin kötü ya da iyi sözü su bile algılıyorsa sen kendi vücuduna söylediğin şeyleri, yaptığın düşünceleri, ezaları, cefaları ya da vermek istediğin mutluluğu vücudun algılamaz mı? O da sudan. Evet, onun düşüncelerin için, mutlaka onun için düşüncelerin çok ediyor. Önemli şimdi, var. Şimdi nazar demiştik ya en son hocam. Nazara gelelim. Hani inanırız. Bununla ilgili bir ayet var mı? Hadis-i... Kalem suresinin 51. ayetinde Estağfirullah ve in yekadul lezine keferu le yuzilikuneke bi absarim lemma semu zikra ve yekulune innehu le mecnun ve ma huve illa zikrun lil alemin. Ayet-i kerimede 51-52 diyor ki Cenab-ı Hak sana baktıkları zaman diyor devirecek gibi bakıyorlar diyor. Ve in yekedül dedim le yüzlükune bir absarihim gözleriyle lemme semu zikra ve yekul Kur'an'ı da duydukları zaman çıldırıyorlardı diyor. Bu bir mecnun diyorlardı. Oysa o bir mecnun değil. Kur'an'da herhangi bir mecnunun getirdiği bir belge değil. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bir hatırlatması, bir zikridir. Ve ma huve illa zikrun lil alemin diyor. Dolayısıyla Efendimiz'e burada Kur'an söylüyor, Kur'an getiriyor, vahiy getiriyor diye öyle bir bakıyorlardı ki devirecek gibi bakıyorlardı. Onun için bu ayet hep gözle insan insanı devirebilir. Demek hadis-i şerifte de var Efendimiz. Buyuruyor ki en nazratu sehmun min sihamı iblis. Nazar yani bakış, kötü bakışı burada kastediyor. Evet. Şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor. Şimdi mecazi anlamda algılanması tabii ki mümkün canım, mü tabii ki, yoksa tabii ki. Gerçekten ya elbette şimdi bakın şöyle bir olay var mesela ama bunun gerçek yönü de var mesela belgesellerde izliyorsunuzdur. Hı hı. Özellikle ben bu konuyla ilgili sırf bu nazarla ilgili bir belgesel derlemişler toplamışlar ben izledim yılanlar avlarıyla göz göze geldikleri zaman hipnoz ediyor. O, evet o tamam. Nereden gidiyor ama? Göz. Gözden gidiyor. Buradan gidiyor. Onunla göz göze geldiği zaman beyin şeylerini bozuyor. Yılan bozmayı biliyor da insan niye bozmasın? Öyle bir bakış yapıyor ki bazen ödünü kopartıyor insanın. Ben bir büyüğe baktım bir zamanlar. Düşmek üzereydim yani titredim. Niye baktınız? Bir büyük insana. Evet. İlk tanışmamız öyle olmuştu kendisine. Şöyle baktım bakışlarından ürperdim yani. Onu büyük olduğunu bildiğiniz için belki de. Belki de olabilir ama çok derin bakıyordu. Fakat şöyle var, eskilerde şöyle bir tabir var. İşte büyük insanlara giderler, çocuğuma bir nazar et, ahlakı güzel olsun, davranışları düzgün olsun diye götürürlerdi eskiden. Ya da dua ettirirlerdi.
Ben bunları hatırlıyorum, biliyorum. Tamam, ya yani bunların yaşanmış olması herhangi bir kaynağa dayandırılarak. Ama Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Şey nazar diyor insanı ecelsiz ölüme götürebilecek kadar tehlikelidir diyor. Nazar. Yani ifadeyi belki tam düzgün ifade edemedim ama nazarın insanın ecelini erken getirebilecek, yani vaktinden önce öldürebilecek bir silah gibi bir şey olduğunu burada Efendimiz vurgulamaya çalışıyor. Dolayısıyla nazarla ilgili olarak da kendisinin ve sahabelerin yaptığı, bize tavsiye ettiği şeyler var. Nazara karşı dua okuyun diyor işte. Mesela demin ki yaptığımız dualardan birisi bu, bunlarla ilgili. Bu tür uğursuzluk ve nazar gibi şeylerle ilgili. Nazara karşı İslam alimlerinin bu negatif enerjinin kaynakları olan varlıklar da dahil olmak üzere. Çünkü insanın bir görünen düşmanları var, bilinen. Bir de bir görünmeyen düşmanları var. Bunlara karşı da Fatiha şafiyedir diyor. Fatiha suresi. Şifa aynı zamanda. Fatiha suresi, ayet-el kürsi, şehid Allahu ennehu la ilahe illa, burada şahit olma olayından bahsediliyor. Ayetlerle nazarın irtibatı da var. Keza felaknas, keza ihlas, ihlas, tevhid. Her şeyi Allah'tan bilme. Dolayısıyla en sonunda da bunların la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim denir ki güç ve kuvvet sahibi sadece Allah'tır. Allah izin verirse bunlar olur. Vermezse asla ve kata olmaz demektir. Onun için nazar üzerinde, hayvanlar üzerinde de İsrail'de deney yapmışlar. Deneyler yapmışlar. Dişi tavşanlarla erkek tavşanlar üzerinde yapıyorlar. Bir süre birbirlerini göstermiyorlar. Bir süre sonra gördükleri zaman beyinlerindeki şeyler, algılamalar, merkezlerdeki ışınlar tamamen değişiyor. Salgılanma, serotonin salgılıyor mesela, mutluluk hormonu. Hı hı. Şeyi gördüğü zaman, dişi tavşanı gördüğü zaman, erkek tavşanı da, erkek tavşanı da dişiyi gördüğü zaman serotonin salgılanıyor gibi şeyler, tamam, salgılıyor, mutlu oluyorlar. Ama tamam, bunu normalde her gün yaptıkları zaman aynı şey olmuyor. Bir süre ayrı karıyor, bırakıyorlar, ondan sonra bunlar oluyor. Keza yılanları örnek verdik. Keza ben bunları yaşadım. Şeffaf gözlülerde biraz daha, mesela yeşil ya da mavi gözlülerde ışın iletmesi belki daha etkili olduğundan. Yani aslında bir enerjiden daha bahsediyoruz, tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii ki, tabii ki. Bu enerji hani son zamanlarda çıkan kitaplarla kişisel gelişimcilerin de pek bir ağzında var ya, hani bu nazar ya da tabii, tabii, işte var. Evrene ne söylerseniz o yayılır, yayılır, evren yayılır. Evren hiçbir işte şey yapamaz. Ya aslında o bir yanlış bir inanç. Onu tavsiye edelim bir gün isterseniz başka bir programda, ama o insanı aynı zamanda putlaştırma ve ilahlaştırmaya da götürüyor. O da fevkalade yanlış bir şey. Ondan da sakınmak lazım. Evren dediğin senin taş, ağaç, yıldızlar, topraklar, işte efendim kraterler, şunlar bunlar. İnsana onlar hiçbir şey veremez. Verecek olan sadece Allah'tır. İyyeke na'budu ve iyyeke nestaîn. Biz yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz diyen bir müminin evrenle mevrenle falan işi yok. Direkt sahibiyle işi vardır. Peki hocam, hani nazar vardır diyoruz ya. Peki nazar niye var acaba? Nazar var işte. Yani kötü göz, kötü enerji, hasetlik özellikle. Yani mesela çünkü nefasat, var olan her şeyin bir sebebi vardır ya. Yani. Mutlaka hani öyle vardır. Deriz. Kötülüklerin sebebi vardır, iyiliklerin sebebi vardır. Mesela peygamberimizi niye kıskanıyorlardı? Her şey zıttıyla vardır demiştik ya. Tabii. Peygamberlik bizden gelmedi diye kıskanıyorlardı. Ve peygamberimiz onlardan çok biliyor diye kıskanıyorlardı. Oysa peygamberimiz bilmiyor, bildiriliyordu. Yani direkt Allah Celle Celaluhu ona vahiy getiriyordu. Yani kıskanıyorlardı, bakıyorlardı ve onun için diyor ki neredeyse seni diyor bakışlarla devireceklerdi diyor bakarken diyor. Biz kötü bakışı nazar olarak tabii algılıyoruz ki, değil mi? Tabii yani. Ama iyi bir bebeği bakış severken hani aa işte çok güzel, çok güzel dedik. İsabeti ayn olarak şey ifade ediliyor o yani, İslam literatüründe göz değmesi olarak. Yani iyi de baksan gözleyebilir mi? Yüksek enerjiden mi etkileniyor? Bu yüzden Peygamber Efendimiz diyor ki birisine baktığınız zaman nazarınızın değmesinden korkarsanız maşallah, barekallah deyin diyor. Yani maşallah deyin diyor. Hatta sizden birisine nazar değdiği zaman nazarı değenden yıkanması istenirse yıkansın diyor. Çünkü onun üzerinde negatif enerji var. Negatif enerji suyla gidecek. O negatif enerjiyi sana yoğunlaştırırsa sen feneğini şaşırırsın. Ölüme kadar götürebilir diyor yani. Nazar hadis, bu kadar tabii, etkili. Tabii hadis-i şerifte. Boncuk korur mu? Boncuk korumaz. Yalnız boncuğu da tabii o kadar
putperestlik olarak da saymayalım da yani küçük bir totem olarak yani. Totemleri ama totemi reddetmiştik değil mi programın reddediyoruz başında? Batıl da, saydık. Reddediyoruz da şimdi şöyle düşünüyorlar. Belki de ilk etapta onu gördüğü için diyor onu taşıyanlar. Ben mavi renkte evet, aslında yani, taşın enerjiyi negatif çektiği, enerjiyi çektiği için diyorlar. Söylenir. Evet defalarca benim de şahit olduğum olaylar oldu. Nazar boncuklarının çatladığını gördüm ben bakışlarla. Çatladığını gördüm, dağıldığını gördüm, tuz buz olduklarını gördüm. Yani gördüğümüz olaylar var. Onun için ben şu manada söylüyorum. Yani adam onu öyle bir şey olarak, bu da bir vesiledir diye, belki bir vesile olarak, yani bir sebep olarak taşıyorsa, onu da çünkü neden? Tamam, herkes batılın, herkes kafir mi diyeceğiz şimdi? Anadolu'da, affedersiniz, eşeğinin semerinin kaşına takıyor, ineğinin alnına takıyor. Ondan sonra bir takım boncuklar olarak işliyor insanlar. Yani bunları putperest olarak nitelendiremeyiz biz. Bunlar bununla beraber işte öküz boynuzları, at nalları evlere mesela asmışlar. Ondan sonra güvercin pislikleri özellikle güvercin yarasa şeyleri, kuruları bunlar hepsi var. Yani daha bir sürü öteveri var. Ben kitaplarda ama da... Ama bunların batıl olduğunu... Bunlar batıl inanç. Elbette. %100 batıl inanç. Ama bunların hepsi nazara karşı yapılıyor. Yani nazarın varlığını anlıyoruz buradan anlıyoruz. Diyorsunuz. Anlıyoruz. Ben mesela... Her ne kadar nazarı etkilemese de... O... Tabii varlığını ispat etmek için zaten o manada söylüyoruz. Onlar yoksa herhangi bir şey yapamazlar. Yani bir maşallahın yaptığı, senin söylediğin bir maşallahın yaptığın ya da ona hoşnutlukla baktığın bakışın verdiğini nazar boncuğundan bir daha yapsan yapamaz yani. Çünkü o tamamen niyeti değiştirme oluyor. Benim mesela şahit olduğum olaylar var. Hayvanlar vardı ölen, o durup dururken bağıra bağıra ölen hayvanlar. Bizim ineklerimiz vardı köyde. Hep küçüklüğümden örnek vereceğim size. İmam Hatip yıllarında okuduğum, Yüksek İslam'da okuduğum zamanlarda köye çok sık gelir giderdim. Ben bunları biliyorum. İneklerin memeleri böyle süt topluyor. Özellikle dışarıdan mesela bir yerden bir inek getirilmişse, yani bol süt veren bir inek, o ineğin memesini bezle kaplarlardı. Yani nazar dikerler, değmesin diye. Aynen öyle ve okurlardı. Fakat buna rağmen çatır çatır çatlayan memeler gördük. Bağır bağır bağıran, memesini elde edirmeyen inekler, keçiler gördük biz. Nazardan olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bunlardan nazardan oluyor. Başka neden olacak? İneğin bir hastalığı yok, ortada bir şey yok. Hastalık olsa süt olmaz zaten. Ya da ne bileyim daha ama başka. Ama hani kanıtlanmış bir şey de. Bilim nasıl bakıyor bilmiyorum. Nazar kanıtlanıyor. Bilim böyle bir bakıyor. Nasıl bakıyor? Şimdi şöyle bir şey de var. Biz her şeyi... Bilim dediğimiz zaman aslında deneysel olarak ispatlanabilir, gözle görülebilir olaylardan işte bahsediyoruz aslında. Fakat demin bahsettiğim gibi hani çocuğa boncuk takmak ya da işte ineğin bir şeyler sarmak gibi. Bunlar daha çok aşırı duyarlı olduğumuz, kaybetme korkusu yaşadığımız ya da iyi olduğunu düşündüğümüz zamanlarda onları kaybetmemek anlamında yaptığımız şeyler. Ve şöyle de bir gerçeklik var. Her şeyi açıklayamıyoruz. Yüzyıllar öncesine gittiğinizde de bir takım şeylere tapınmak ya da işte anlamlandırmak ya da anlam vermek dediğiniz şeyler o belirsizliği azaltmak anlamında yaptığımız şeyler. Çünkü belirsizliğin varlığı kişi için tahammül edilemez bir şey aslında. Hayatımızdaki yani çok basit şeylerde bile işten ayrılıyorsunuz, bir belirsizlik yaşıyorsunuz ya da bir ilişkiniz bitiyor. Bir belirsizlik, ne yapacağım ben bundan sonra? Yeni bir hayata başlıyorsunuz, bir belirsizlik oluyor. Bunlar daha gündelik belirsizlikler ama hayatla ilgili çok daha büyük bir belirsizlik var. Geleceğinizin ne olacağı ya da bir olayı açıklayamamak gibi. Ve biz de belirsizliğe tahammül etmemiz zaman zaman zor oluyor. Çünkü önümüzü görmek, ne olacağını bilmek bunlar bir ihtiyaç baktığınız zaman. Kişi için ve bunu açıklayamadığınızda böyle bir boncuk takmak ya da bir şeye anlam vermek zihinsel olarak rahatlatıyor. Evet, içsel olarak o sıkıntı duygunuzu çünkü o süreç oluşuncaya kadar onu anlamlandırıncaya kadar bir sabır gerekiyor orada. Sabır da doğal olarak işte ki o rahatsız edici duygunun yaşanması ve tolere edilmesiyle ilgili bir süreç ama
Buna bir anlam verdiğiniz zaman hızlı bir şekilde zihnen rahatlamış oluyorsunuz. Şu okla gösterdiğim yeri okuyabilirsiniz. Nazar... Ve bu şekilde de bir şeye bağladığınız zaman içsel olarak bir huzur duyuyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Ondan sonra daha güvende hissediyorsunuz. Güven duygusu önemlidir insan hayatında. Ve zaman zaman kendimizi güvensiz hissettiğimiz zamanlar çok sık da oluyor. Bunlar da doğal olarak ki çok tanımlayamadığımız, bilmediğimiz, anlam veremediğimiz ya da bizim kendi yönetemediğimiz durumlar, yönetemeyeceğimize inandığımız durumlar. Çünkü böyle durumlarda şey yapmak, bir örneğin nazar boncuğu takmak bir şey rahatlama veriyor. Tabii bu anlık bir rahatlama, uzun süre soluklu bir şey olmuyor. Aslında örneğin yeni bir iş yeri açan bir insanın oraya bir mavi boncuk takıyor olması, ondan sonra nazar değmesin diye. Çünkü yeni bir şey işe başlıyor. Ne olacağı konusunda onun oradaki kaygısını bir süreliğine askıya almış oluyor, evet, azaltmış anlık oluyor. Ama kendisini rahatlatıyor aslında. Boncuk engellemez. Süreç olarak aslında bir zaman dilimi var önünde. 6 ayda önünü görecek, 1 yılda önünü görecek belki ama o 6 ay, 1 yıllık sıkıntısını anlık olarak sonra başka bir şeyler de sadece bir mavi boncukla değil, zihinsel olarak da bu rahatlatmayı yapabilir. Bir şeyleri bir şeye bağlayarak, bir olayın nedenini başka bir şeye bağlayarak, işte uğursuz sol ayağıyla girdi de öyle oldu gibi ifadelerle oluşturabilir. Yani anlam arayışı önemli bir şey. Peki enerjiyi düşünceyle yönetme gibi bir şeyimiz var mı? Yani düşünceyle enerjiyi yönetebiliyor muyuz? Hani düşünce çok önemli dedik ya, zihinsel güç. Enerjiyi yönetebiliyor muyuz ya da bir enerji mi yayıyoruz biz? Bunu nasıl tanımlar? Yani düşünce ve davranışlarımız bir hissiyatımızı etkiliyor mu? O hissiyatın verdiği enerjiyi karşınızdaki hissedebilir tabii. Yani şöyle örnek vereyim size. Örneğin biriyle bir yürüyüş yapmaya çıktınız ya da sohbet ediyorsunuz. O kişi çok mutsuz, kaygılarını anlatıyor eşiyle yaşadığı bir olayla ilgili. Ve siz de orada birdenbire onun o hissettirdiği duygular nedeniyle siz de kaygıya kapılabilirsiniz. Etkileniyorsunuz. Tabii duyguların çünkü bir bulaşıcılığı var. Eğer siz dıştan şeye etkiye açık biriyseniz, karşınızdakiyle kendini ayrıştıramıyorsanız onun duygusu çok hızlı bir şekilde sizi etkileyebilir ve orada siz sanki kendi duygunuzmuş gibi algılayabilirsiniz onu. Çünkü şey vardır, bazen olur mesela bir arkadaşınızla beraber sohbet edersiniz ve o anda şey dersiniz, içim sıkılmaya başladı. O size kendi özel yaşamıyla ilgili bir takım şeyleri anlatıyordur. Oradaki asıl şey duygu açığa çıkıyor. Olumsuz bir duygu. Kaygı olabilir, öfke olabilir, kızgınlık olabilir. Aslında siz onu belki zaman zaman şey yapmak için, hani destek telkin olmak için evet, gitmişsinizdir oraya. Destek olmak istiyorsunuzdur ama o duygusu o kadar yoğundur ki siz o duygunun içinde siz de etkilenebilirsiniz. Siz telkin oluyorsunuz aslında. Telkine açık olma durumu mu diyoruz? Evet. Çünkü şey oluyor. Bazen evet, karşı tarafında kaygıları var ama hepimizin aslında geride bir takım kaygılarımız var. Onları yüz üstüne mi çıkarıyoruz? Bazen açığa çıkmasına sebep olabilir. Ve sizin o an, o dönemde hassas olduğunuz bir şey olabilir. Ya da geçmişte sizin özellikle duyarlı olduğunuz bir konu o anda açığa çıkar. Ya da geçmiş bir travmanız açığa çıkabilir. Örneğin eşi tarafından dayak yediğini söyleyen bir kişi düşünün. Size bunu anlatırken siz geçmişte birdenbire farkında da varmayabilirsiniz. Aklınıza da gelmeyebilir ama geçmişte erkek arkadaşınızdan yediğiniz bir dayağın verdiği rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. Hiç hatırlayamayabilirsiniz. Ve o travmayı yeniden tazelemiş olursunuz. Evet, hiç hatırlamayabilirsiniz, hatırlayabilirsiniz. Hatırlamadan da hissedebilirsiniz. Aslında hiçbir zaman unutmuyoruz. Evet. Çünkü kayıtlı orada. Aynen biz unuttuğumuzu öyle zannediyoruz aslında. Aynen değil mi? O yani, yeniden açığa çıkıp bizi yine demotive edebilir. Evet. Uzun süre hafızamız zaten sonsuzdur ve şeydir. Her zaman bilemeyebiliriz ne var olduğunu, hatırlamayabiliriz. Bu yüzden de dediğiniz gibi hep bir işaret algılama isteği, hep gelecek kaygısıyla ilgili ya da yarın ne olacak, şimdi ne olacak, erkek arkadaşımla, eşimle, çocuğumla ne olacak kaygılarıyla dolu bir zihnimiz, beynimiz var aslında. Bir şey bir kitap, ama nazar o demek değil ama. Hayır, nazarın dışına çıktık şimdi. Biraz evet, çıktık da yani evet, şimdi şey söyleyeceğim. Buraya. Zaten biz gelecek kaygısı çok fazla yaşayan bir toplumuz. Bunun da yetiştirme tarzımız,
bir takım bize söylenenler, yaşam tarzımız bunlarla çok ilgili şeyler var. Hı. Onun için de sürekli acabalar olduğu zaman hayatınızda bu kendinizi rahatlatma şeyleri, davranışları farklı farklı şeylere yönelebilir. Ama farkındalık dediğiniz şey bunun var olduğunu görerek o durumu başka başka şeylere bağlamaktan kaçınmak ve orada kendinizden emin olmakla ilişkin. Bağlamak dediniz çok önemli. İşte dedik ya hani sürekli bir işaret beklentisi içinde yaşıyoruz. Birazdan döneceğiz hocam, burayı da okuyacağım. Aklımda. Orada bir hadis-i şerif var. Yani okuyacağım. Mevzuyu bilme bakımından. Evet. Şey dedik, o zaman şu başlığı atayım, tekrar bu nazara dönüp oraya tekrar döneceğim. Konu konuyu açıyor çünkü. Birbiriyle çok ilişkili, bağlantılı ve günlük hayatımızı çok meşgul eden konular bunlar. Bir kitap çıktı, Simyacı. İşte bir dönem sadece bunlarla ilgili konuşuldu. Ne kadar etkileniyoruz böyle şeylerden. Çünkü açığız demek ki, bir tarafımızı doyurmaya çalışıyoruz. Yani hayat bilinmediğimiz şeyleri merak ediyoruz. Örneğin bir şey yaşıyoruz. O işaretlere saplandığımız zaman ya da yeni bir kitap okuduğumuz zaman o kitabın etkisi ya da bir filmi izlediğimiz zaman o filmin etkisiyle birkaç günümüz ya da birkaç saatimiz devam edebiliyor. Nitekim burada bu oldu, bu bir işaret mi? Ya da tam ben bir şey düşünürken bir şey gördüm, bu bir işaret mi? Rakam gördüm, rakam işaret mi? Çünkü sizle Ebced hesabını da konuşmuştuk bir programda. Belki onunla ilişkilendirebiliriz mevzuyu. Hayat gerçekten işaretlerle dolu ve bizim algılamamız gerekiyor mu? Tabii bunun ki. Ya bakacağız. Bu başlığı atalım. Onu bakalım. Kaderle alakası var onların çünkü. Hı. Kısmetle, tamam. Kaderle. Kenara koyalım onu. Bunun psikolojik açıdan da değerlendirelim birazdan. Ama nazara döndük. Şimdi orada, Büyü Falda Kehanet kitabınızdan bir paragraf. Evet. Ebu Davud'dan mı başlayalım? Evet. Ebu Davud'un İbni Abbas'tan rivayet ettiği bir hadisi şerifte. Hazreti Peygamber şöyle buyurmaktadır. Göz değmesi haktır. Eğer kaderi delip geçecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olurdu. Yıkanmanız talep edilirse yıkanıverin. İşte bu. Yani benim, diyor ki yani burada en başta okuduğum hadisi, göz değmesi haktır. Haktır diyor. Haktır derken gerçektir, vardır. Gerçektir, vardır. Eğer kaderi geçecek aslında bir şey olsaydı, içinde, yani delip geçecek bir şey olsaydı bu göz değmesi. İşte demin yani derken kaderin bile, yani ecelsiz bile öldürebileceğini söylüyor diye ifade ettim ya Efendimiz. Kaderi delip işte geçecek kadar kuvvetli olduğunu söylüyor Efendimiz. Hadis-i şerifte. Uyarıyor tabii. Onun için yıkanması istenirse diyor bak o kişi. Göz değmesinden Allah'a sığının, zira göz değmesi haktır. Hı hı. Göz değmesi haktır diye birkaç cümlede evet, işaretlemişsiniz. Maşallah veya Allah'ın bereketi üzerine olsun anlamına gelen barekallah demesi tavsiye edilmiştir. Doğru. Şimdi çocuklarımıza kendi nazarımız bile değiyor bizim bazen, zaman oluyor. Maşallah ne kadar güzel oynuyor diyorsun, çocuk bir dakika sonra ağlamaya başlıyor. Dünyayı başına ateş yapıyor mesela diyorum. Oldu bunlar çünkü ben de kızımla çok vakit geçirdim onu büyütürken. Bu yaşa 13 yaşına doğru geliyor. 12, nazara 13. Sığınmak diye bir şey de var mı acaba? Nazara sığınmak diye bir şey yok da nazarımız yani. Nazarımız değdi tüh. Olabilir. Hayır. Yani. Evet. Bir sığınma. Bazen insanlar kendi şimdi davranışlarını yönlendiremedikleri zaman, şimdi anne babalar kontrol edemedikleri zaman nazar bu da, diye bu da bir psikolojik çıkışı, rahatlatma da sağlıyor. Gerçektir de, ama isimlendirmek, abi, anlamlandırmak yok, bir taraftan yani, da o da olabilir psikolojik de açıdan. Evet. Fakat çocukla yani az önce oynayıp duran bir çocukla yani yani birdenbire yani bebektir. Ne oldu ki? Şöyle bir şey oldu, hafta sonu biz hafta başında biz ekip olarak olabiliyor. Kadın olmak belgeselini çekiyoruz. Şırnak'taydık. Bu hafta onun yayınını da yapacağız. Cuma günü yayına girecek. Şırnak'taydık ve oradaki komandoları çektik. Kadın komandoları, kadın komutanları çektik. Sınır komutanlarını. O sırada tabii köpekleri öyle güzel yetiştirmişler ki ne deseniz anlıyorlar. Eğitmişler, çok güzel eğitmişler, evet, terbiye etmişler. Ve onlara bir gösteri yaptırdık o sırada. Muhteşem gösteri yaptılar ve o kadar beğenerek baktık ki köpeklere biz ekip olarak. En sonunda bir tanesi ayağını burktu. Hepimiz bir ağızdan dedik, ay nazar ettik dedik köpeklere. Yani işte demek üzüldük ki, tabii ki. Evet ama şu durdurmak lazım. Şimdi bebeklerin, bir bebeğin 0-2 yaş arasında en büyük şeyi, en önemli ihtiyacı zaten gerginliğinin
azaltılmasıdır. Yani şunu kastediyoruz, yeme içme, altının temizlenmesi ve ilgi. Onun için bunlar olmadığı zaman bebek her an ağlama ihtimali de ve gerilme ihtimali de var. Onun için oynarken olabilir, hani gülüyor olabilir ama bir iki dakika sonra değişebilir. Çünkü tabii, mutlaka. Orada ebeveynler zaman zaman şeye sebep oluyor. Anne baba özellikle kendini yetersiz hissettiği anlarda ya da bazen ebeveyn mükemmeliyetçiyse en iyisini yapmak istediği zaman kendini böyle bir takım telkinlerle ona yönlendirebiliyor. Tamam. Ne demiştik az evvel? İşaretler. Evet. Ve gerçekten hayatta bazı işaretler var mı anlamamız ya da anlamlandırmamız gereken? Bize farkında olmadan bazı işaretler mi gönderiliyor? Algısını da konuşacağız kısacık bir reklam arasından sonra. Evet, işaretler demiştik. Gerçekten işaretler var mı bize gönderilen, bizim okumamız, anlamlandırmamız gereken demiştik. Evet. Biz simyacı kitabıyla biz bu işaretlere bir dönem fazla anlam vermeye başladık. Çok az vaktimiz kaldığı için. Çok kısa bir iki cümleyle ifade edeyim. İşaretler vardır. Zaten Kur'an-ı Kerim Yusuf suresinde derke min tevilele hadis diyor. Ve yuallimüke min tevilele hadis diyor. Biz sana hadiselerin, olayların nasıl yorumlanacağını öğreteceğiz diyor. Bundan İslam alimlerinden bir kısmı rüya tabiri yorumunu çıkartmışlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da rüya tabirini biliyordu ama gene de orada rüyada da görülen sembollerden işaretler çıkarmayla rüya tabiri yapılabilir. Tamam, rüyaları zaten hani konuşmuştuk detaylı olarak. Tabii. Rüyalar bir işaret içerir. Bir. Tamam. Dünyada başka, da vardır. Yaşadığımız içinde, olaylarda vardır. Gün içinde belli bir şeye odaklanmışken. Her şey bir sebebe bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de likül şeyin sebebe fe atba sebebe buyuruyor. Zülkarneyn bile bir sebebe bağlı olarak batıya doğru ilerledi. Çünkü her şey için bir sebep vardır diyor. Hani Meleklerle Yaşamak diye bir kitap da var. Hani epey yine o da sansasyon oluşturdu. Tartışıldı vesaire, inanıldı. Melekler gerçekten işaret verirler mi? Meleklerden bir şeyler istemek doğru mu? Melekler Allah'ın müvekkel olarak, yani bize vekil olarak tayin ettiği meleklerse eyvallah. Zaten bir hadis-i şerifte içinizden diyor sizi hayra yönlendiren ses meleğin sesidir. Şerre yönlendiren, kötülüğe yönlendiren de şeytanın sesidir diyor. Tabii onlar sessiz konuşurlar biliyorsunuz, yani fısıltı halinde değil de vicdanımıza. İç ses olarak algılarız yani, ses zaten olarak biz onu. Yönlendirilebilir. Yani bir peki obje olarak işaret verirler mi? Olayı vardır. Olabilir. Mesela ayağın bir taşa değer. Onunla uğraşırken iki adım daha gitmiş olsaydım, belki üç adım daha gitmiş olsaydım bir kaza yapacaktım. Onunla oyalanırken kaza anı geçmiş olur. Olay değişmiş olur. Şahıslar, kişiler değişmiş olur. Yani, şu şans dediğimiz mevzu. Tabii kader örgüsü, kısmet örgüsü bunlar hep birbirlerle bağlantılı peki, şeylerdir. Peki bu işaretleri kelebek fazla kaptırmak. Kelebek etkisi olay var ya, butterfly effect diyorlar değil mi? Yani onun vaktimizden almış. Butterfly efekti olduğu gibi dünyanın her yerindeki olaylarla buradaki insanın bağlantısı vardır. Sizin de bağlantınız vardır. Herkesin bir şeyle bağlantısı vardır. Hayatta her şeyi işaret yoktur olarak algılamaya yönelirsek. O zaman bir rahatsızlıktan bahsedeceğiz ama evet, şeyi söyleyeyim ben. Sınırlar ya da sınırlılıklar olduğu zaman zaman onları aşmaya yönelik çok hani yoğun bir şey yönelim oluyor ve bu yönelim olduğu zaman da aslında kendi sınırlarımızı zorlayabiliyoruz. Sizin işaret dediğiniz şeyler hani bir taşa çarpıp düşmek aslında belki bir yorgunluktan, belki bir görmediğimiz için aslında bir mesaj ve bir anlamı var tabii, bir nedeni var ama bunlara ayrıca bir anlam vermek aslında o zaman birazcık daha sürece kendi içimizde bir takım manalar ve anlam vermek bir takım rahatsızlıklara yol açabilir. Takıntılara da yol açabilir, doğrudur. Yani o var da fakat yani mutlak bir sebebi vardır. Sebepsiz bir şey yok. Her şeyin sebebi olduğunu düşünüyorsunuz. Aynen. Aslında aynı şeyi söylüyorsunuz. Tabii, tabii. Fakat siz ruhani açıdan ya da tabii işte manevi açıdan haline getirmemek, o psikopatik duygudurum bozukluğu haline getirmemek lazım. Ben de psikoloji doktorası yaptım. Ama ben psikolojimi konuşturmuyorum. Orada dini konuşturuyorum. Çünkü gerçekten dini güzel öğrensek var ya, her şeyin, her olayın ipinin ucunu yakalarız. Her olayın ipinin ucunu yakalarız. Yani oradan gideriz. Yani bize bir güzel bir şey verilmişse, yani bu peki akıldır zaten. Bundan daha ötesi yoktur. Ondan daha güzel bir şey yoktur. Onunla
imanımızı da şekillendirebiliyoruz. Peki oraya bir nokta. Aslında çok bitti süremiz galiba. Yönetmenime bakıyorum. Yani çok uzun vakit varmış gibi söylüyorsun sevgili üç Hakan. 3 dakika. Daha 1 dakikamız var diyor. Sanki 20 dakikamız var gibi. Demektir. Kehanete giremeyeceğiz. Girmeyelim de zaten. Girmeyelim ve İnşallah başka bir programa bırakalım kehaneti, başlı başına konuşmayı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor, Ayla Hanım, Kur'an-ı Kerim'de... Sal var, kehanet var değil mi? İnanışlar var. Tabii. Tüm bunları belki bir çatı altında toplayıp bambaşka bir programda konuşabiliriz. Yapalım, olur, söz veriyorum. İnşallah gelir. Üç boyutlu gelir. Olarak size belki... geliyorum zaten. Kehanet... Bir mani yok. Kehanet var mı, İşaretlerle yok mu? İşaretlerle ilgili şunu söyleyeyim. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz size olayları açıklıyoruz diyor. Ve tilkel emsalu nadribu halinnâsi leallehum yetefekkurun. Biz insanlara böyle misaller veriyoruz ki bu misaller neyin işareti, alameti? Leâyetin liulil elbab diyor. Bunlarda işaretler vardır akıl sahipleri için diyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın yarattığı olayların her birisinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve akla kapı açıp iradeyi elden almadığını göstermek için. Son cümle var mı? Yok, bir an önce. Tamam. Evet, bu konuyu aslında genel itibariyle güzel başlıklar attık fakat o kehanet konusu programa yetişmedi. İşaret başka programı bir, yapalım. İşaret ve kehanetleri bambaşka bir başlık altında kesinlikle konuşalım. Üç boyutlu olarak İnşallah tartışalım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için Arif Aslan, ilahiyatçı ederiz. Yazar. Teşekkürler Zehra Aynen. Erol, uzman klinik psikolog. Çok teşekkürler. Teşekkür Hemen noktalıyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.